Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hiç lafı uzatmayacağım. Çünkü beğeni sayılarınız azaldı. Herhalde video sürelerini biraz e, kısaltırsak Beğeni sayılarınız artar diye düşünüyorum. Yok yok şaka bir tarafı ama söylemek istediğim şeylerin hepsini videoda söylüyorum arkadaşlar. İnanın süreye sizin kadar dikkat ediyorum ama elimden gelen bu. Ee, ama sizlerden ricam lütfen videoyu beğenerek izleyin. Bak beğenerek izlerseniz siz de keyif alırsınız. Ulan beğendik hani bir para verdik gibi düşünün. Öyle olunca biraz daha iştahlı yaparsınız. Rezalet ligde e, şey e, süper ligde Son haftanın programı açıklandı arkadaşlar. Yani bu kabus, bu iğrenç sezon bitiyor arkadaşlar. Ya yani Süper Lig'in 38. haftası Ahmet Çalık sezonu 38. hafta programı açıklandı. Cuma günü Antalya Spor Galatasaray maçı var ki Antalya Spor mükemmel bir ivmede gidiyor. Herhalde son 16 maçta 11 galibiyet 5 beraberlik aldılar. Formda Kasımpaşa'yı bile 2-4-2 yendiler. Ama Nuri Şahin'in Galatasaraylılığı meşhur. Bakalım ne olacak. Hani merak ettiğim maçlardan bir tanesi o maç. Gaziantep Rize var. Cumartesi günü maçlarında Altay Kasımpaşa. Bence Kasımpaşa farklı alır. Bu arada Gaziantep Rize maçında da çok gollü bir maç bekliyorum. Altay Kasımpaşa Kasımpaşa'nın farklı kazanabileceğini düşünüyorum. Demir Grup Sivas, Yukatel Kayserispor Türkiye Kupası finalinde e, karşılaşacak iki ekip. İnşallah Süper Kupa'da Trabzonspor'u hangisi yenecekse kupayı da o kazansın. Temennim o şekilde. Ama bu Sivas Kayseri maçları değişik atmosferi olan maçlar arkadaşlar. Beşiktaş Konya maçı ve Öznur Kablo Yeni Malatya Spor Fenerbahçe maçları ise Cumartesi saat 19'da ee, iki maç aynı saatte başlayacak. Fenerbahçe'nin Malatyaspor'a 1-0 yenilmesi halinde Konya Spor'un Beşiktaş'a 8-0 yenmesi durumunda Konya Spor Şampiyonlar Ligi gelemesine gidecek. Ee, i̇nşallah bu durum gerçekleşir. Yani Konya Spor 8 tane hatta 8 az olur 15 tane falan atar. Ee, yani Beşiktaşlar yediriyorsa gururuna atsın 15 tane. Biz ben Fenerbahçe'den emin değilim de o yüzden diyorum böyle bir şey var. Diğer maçlar zaten çok fazla önemsemediğim türde maçlar. Hani Karagümrük Alanya aslında zevkli maç. Başakşehir Hakem e, Trabzonspor maçı. Atakaş Hatayspor Giresunspor Adana Demir Göztepe maçlarıyla da sezon resmi olarak bitecek. Biz hala kadar eden kısmı ne? Fenerbahçemiz 38. hafta maçını tamamlayıp e, artık 2021-22 sezonun üstüne süngeri çekip 22-23'ün hazırlıklarına başlamak zorunda. Bakın Haziran 10-15 gibi bu takımın toplanması lazım. Şimdi düz mantık gidiyorum. 21 Mayıs'ta maç bitiyor. Bir hafta sonra 28 Mayıs. Bir hafta sonra 4 Haziran. Ondan sonra hani 11 Haziran. Hani aradan 3 hafta geçmiş oluyor. 11 Haziran top, Hatta 11 değil 18 Haziran'da toplan. Yaklaşık 4 haftalık bir ara var. 4 haftalık bir tatil olacak futbolcularımıza. Milli takıma gidecek futbolcularımız var. Ayrılacaklar var. Gidecekler edecekler var. Yapılması gereken transferler var. İşte bu andan itibaren kanalımızı lütfen dikkatlice takip edin. Her videoyu izleyin. Başlıklara sakın aldanmayın. Çünkü ben en çarpıcıyı bana göre en çarpıcı olanı başlığa koyuyorum. Ama size göre en çarpıcı olan haberin içeriğinde olabilir. Jorge Jesus. Jesus'ta da son dakika Brezilya basını rezaleti duyurdu. Olay iddiayı açıkladı. Şimdi Süper Lig'in bitmesine bir hafta var. Ve Şampiyonlar Ligi eleme turuna bakın Devler Ligi'ne katılma diyorlar. Burada bir kelime oyunu var. Fenerbahçe taraftarı düşme bu oyuna. Yani Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi lanse edip Allah muhafaza elenirsek ki elenme ihtimalimiz bence %99'larda yok arkadaşlar. Eski Fenerbahçe yok. Eski gücümüz yok. Hiçbir takımımızın eski gücü yok. Yani şu kendinizi dev aynasında görme huyundan bir çıkın. Gelin sokaklarımıza. O sokaklarda görüşelim. Yani o rüyadan bir uyanın. Eski Fenerbahçe yok. Eski Galatasaray Beşiktaş yok. Yani o yüzden dürüst oluyorum. Ben size dürüst konuşuyorum. İnşallah siz de dürüstlüğümü anlıyorsunuzdur. Neyse. Şimdi Fenerbahçe Devler Ligi elemesine katılmayı garantiledi. Bence. Ve Fenerbahçe'de artık gözler yeni sezonda. Teknik direktör belirsizliğine son vermek istiyor. Ve dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'u takımın başına getirmek için çalışmalar devam ediyor. Ancak flash bir, bir gelişme yaşandı. Şimdi Bakınız arkadaşlar, <laughs> sevgili arkadaşlar. Önce şunu belirteyim. Jesus'u getirmek kolay değil. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Lövü getirmek de kolay değil. Onu da hepiniz biliyorsunuz. Ee, şu saatten sonra İsmail Katal'a devam etmek de kolay değil. Taraftar baskısı şu bu. Onu da biliyorsunuz. Bu cebinizde dursun. Ali Koç'un da nasıl bir başkan olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bu da dursun. Hal böyleyken her çıkan haberde acaba diyeceğinizden adım gibi eminim acaba ulan acaba gene mi hani acaba biz geçen sene bir bielsa süreci yaşadık bakın birçok kişi kanalı bıraktı gitti. oraya arkadaşlar yazıyordu bielsa gelmezse küfür ederim bielsa gelmezse şöyle yaparım lan kardeşim yapan ben değilim eden ben değilim yok anlamadılar bak Allah şahidim yani ben şey bir adam arkadaşlar duygusal bir adamım. Yani kimsenin hakkı geçmesini isterim. Ben kimsenin hakkını yemeyeyim, kimse de benim hakkımı yemesini isterim. O yüzden de dürüst bir adamım. Yani kendi çapımda böyleyim. Bilmiyorum dışarıdan nasılım. İki ay önce, yani Mart ayında bana sorsanız yüzde bir milyon löv. Üç ay önce sorun, löv. Dört ay önce sorun, löv. Aralık ayında sorun, löv. Kesinlikle löv. Ee, Jorge, Jesus, şey, Jorge Jesus olayı hiç yokken, İsmail Kartal olayı hiç yokken dedim ki Vitor Pereira gidiyor, yerine de İsmail Kartal geliyor. Bakın löv haberleri çıkacak ama İsmail Kartal gelecek. Yanıldık mı? Yok. Bir Allah'ın kulu çıkıp da lan adam helal olsun be. Daha, daha Pereira gitmeden dedi ki löv haberi çıkacak ama İsmail Kartal olacak. Ben bu adamı takip edeyim de, demez. Demedi de. Şimdi de diyorum ki Hocam şimdi de diyorsun ki löv demiştim. Evet yüzde bir milyon lövdü. Arkadaşlar löv ile her konuda anlaşıldı. Her konuda pürüz yok, sıkıntı yok. Adam oyaladı. Olmadı. Şimdi de bakın. Şimdi şu süreci iyi anlayın. Videoyu da sonuna kadar izleyin ki kopukluk yaşamayın. Brezilya basını Portekizli çalıştırıcının Flamengo için bekleme süresini uzattığını duyurdu. Yani Flamengo'dan teklif gelir diye uzatmış. Ve önceki açıklamalarında 20 Mayıs'a kadar bekleyeceğini söylemiş, sonra kararını vereceğini söylemiş. Şimdi de Haziran başına kadar bekleyeceğini demiş. Brezilya'da Flamengo'nun teknik direktörü Paulo Souza'nın son dönemde yerinin sallantıda olması nedeniyle Jesus'un kendine gelebilecek olası bir teklif için bu kararı aldığı iddia edildi diyor haberden. Haber aktarılan bilgilere göre Benfica'dan ayrıldıktan sonra Arabistan ekiplerinden ve Everton'dan gelen teklifleri reddeden Jesus'un dikkatini en çok çeken takım Fenerbahçe olmuş. Başkan Ali Koç'la görüştü. Şimdi Ali Koç değişik bir adam arkadaşlar. Yani çok değişik bir adam. Keşke bir gün şampiyon olsak. Yani keşke şampiyon olsak. Telefonla özellikle diyeceğim ki başkanım bir canlı yayında. 30 saniyeliğine de olsa sizinle telefonda görüşmek istiyorum diyeceğim. Allah şahidim Fenerbahçe şampiyon olsun Ali Koç döneminde. O Ali Koç canlı yayına bağlanacak. Demedi demeyin. Canlı yayında Ali Koç'la telefonda görüşeceğim. Sözüm söz olsun. Demedi demeyin. Ama ilginç bir adam. Yani maşallah diyor. Maşallah dedi 3 gün sonra ölüyor. Bir şeye elini atıyor. Olmuyor. Şu aman şu olabilir diyor. İnadına onu yapıyorlar. Herkes üstüne üstüne geliyor. Bir kültür getirmeye çalışıyor. Hayır diyorlar. Bu, bu gezegenin şeyi değil. Başka bir şey yapmaya çalışıyor. Atmosferi farklı. Arkadaşlar bakın. Ali Koç'u yadırgamayın. Siz de aynı değil misiniz? Mesela ben çoğu zaman öyleyim. Bir ortama gidiyorum, sevilmiyorum. Ulan ortamdaki en düzgün adam benim şöyle bir bakıyorum. Yani orada müptezeli var, tinercisi var, bilmem şeycisi var, ocusu bucusu var. Ulan ama beni sevmiyor. Sonra düşünüyorum, diyorum ki, adamların atmosferi farklı. Doğru. Ali Koç'un da atmosferi farklı. Neydi? Fair play, fair play, fair play. Şimdi yargı, yargı, yargı. Ya Bu sistem böyle. Şimdi Ali Koç niye tuhaf bir adam? Ali Koç iki kez görüştü Jesus'tan. Yüz yüze. Yok üç oldu özür dilerim. E, i̇ki diyelim iki, pardon iki. İki kez görüştü. Ne üçü? Üç, 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 üç kim dedi? Şimdi engelleymişti yine. İki kez görüştüm. Bunlardan biri medyaya yansıdı. Yani Ali Koç'un CESUS'la bir araya gelmesi, Cumhurbaşkanı'nın falan olması medyaya yansıdı. Ve CESUS 28 Aralık 2021'de görevinden ayrıldı. O günden bu yana takım çalıştırmıyordu. Şimdi bir kardeşimiz çok güzel bir çok güzel bir şey ortaya atmış. Onu da bulmam lazım. Ee, bu arada şunu söyleyeyim. Flamengo olayıyla ilgili ya Flamengo başkanı ne kadar dönek bir adam bilmiyorum. Ne kadar sağlam bir adam onu da bilmiyorum. Ama benim bilgim dahilinde Jesus'un Flamengo işi külliyen yalan. Çünkü başkan kesinlikle ve kesinlikle o Jesus'u ben ben de olduğum ben bu doğduğum için kapıdan içeri girmeyecek diyor. Yani Jesus bir daha ben bu gidemez kardeşim. Ben gittikten sonra Ali koş getirsin diyor. Yani ben buradayken giremez diyor. Ben Paulo Souza'yı göndersem bile Jesus'u almayacağım diyor. Ben ne kadar dönektir bilemem. Şimdi sosyal medyada bakıyorsunuz. Forvet kısmında konuşacağım ama X futbolcusu, X forveti işte Fenerbahçe ile görüştü. Şu anda Fenerbahçe'ye her şey daha yakın. Kesin olacak. Şöyle böyle. Şimdi insanın aklına da şu soru geliyor. Yani Jesus bitti mi? Forvet arkadaşlar. Bakın Jorge Jesus'un en önem verdiği mevki forvet. En önem verdiği mevki forvet. Değil mi? En önem verdiği mevki forvet. Ama yani anlaşılmış gibi yazıyorlar. Yani buna Jesus mu onay verdi? Ya da Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü mu onay verdi? İşte eğer Jesus bittiyse yeni forveti o mu seçti? Misal Charlotte konuşuluyor, ve Vedat konuşuluyor, Suarez konuşuluyor, Seferovic konuşuluyor, Umut Bozo konuşuluyor, Muleka konuşuluyor, o konuşuluyor, bu konuşuluyor. Hani Şörlot'u falan misal veriyorum. Şörlot'u Jesus'un beğeneceğini mi sanıyorsunuz siz? Adam bakacak son iki senede olan kaç gol atmış, on bile atamamış. Bunu mu layık görüyorsunuz demeyecek mi? Bunun neresine sekiz? Ama daha önce Süper Lig'e geldi gol attı. Adam demeyecek mi? Ulan ben bu sene Türkiye Ligi'ndeki maçlarınızı izledim. Açık ara bu takım üfürükten penaltılar verilmiş. Rakipleri üfürükten kırmızı yemiş. Fenerbahçe ile bu maç, takım oynadığı maçlara bakıyorsun. İki tane verilen kırmızı var. Evlere şendik. Evlere şendik. Bu iki kırmızı hangi maçta verilmiş? Demek ki o sezon da böyleydi demeyecek mi? Belki diyecek. Düz mantık gidiyorum. Muleka. Ya siz e, 6 aylık performansa bakarak mı topçu alıyorsunuz? Hiç mi geçmişine bakmıyorsunuz? Hiç mi potansiyeline bakmıyorsunuz demeyecek mi? Yani durum bu. Bakın ben Jesus konusunda bana gelen duyumlar %100 her konuda anlaşıldı. Ama dikkat edin. Lövle de her konuda anlaşılmıştı. Lövle hiçbir pürüz yoktu. Ne ödeme konusunda ne parada ne pulda hiçbir sıkıntı yoktu. Altyapıya bile kendi istediği hocaları getirecekti. O dereceydi. Adam işi yokuşa sürdü. Olmaz olmaz dedi. Hatta ben Jesus olayı ilk patlak verdiğinde kanalda videoları var. Bakabilirsiniz. Dedim ki ya içimden bir ses de diyor ki hani löve bak gelmiyorsan getiriyoruz. Demek için bir mesaj mı diye aklımdan geçirdim. Allah var. Ama süreç bu. istediğiniz her türlü yemin edebilirim. Her türlü yemin edebilirim. Duyumum doğru çıkmayabilir. Aha sosyal medyayı görüyorsunuz. Bana birden farklı kaynaklarımın hepsi lövle her konuda anlaşıldı dedi. Hocam iyi de imza atılmadı demek ki duyum yanlış. Değil işte. Anlaşma ayrı imza ayrı. Ben ne dedim size arkadaşlar? Anlaşıldı. O da anlaşıldı. Bu da anlaşıldı. Yurt içi de anlaşıldı. Yurt dışı kaynağında anlaşıldı diyor. Hepsi anlaşıldı dediğine göre anlaşıldı. Ama imzayı görene kadar inanmayın. Çünkü ben bu süreci yaşadım. Bielsa'da yaşadım. Kulağıma küpe oldu. Küpe takmıyorum gerçi de. Bir yerlisi de yaşadım. Aynısını bunda yaşıyorum. Jesus için de aynısını diyorum. İmzayı görene kadar ne bana inanın, ne Jesus'a inanın, ne Ali Koç'a inanın, ne resmi siteye inanın. Yok özür dilerim. Resmi siteye inanın. İmzadan sonra resmi site açıklama yapacak. Yani öyle tahmin ediyorum. Anladınız mı? Bir kez daha söylüyorum. Bakın Jesus konusunda yüzde bir milyonluk duyum. Sonra arkadaşlar videonun başlığına bakıyorlar. İlk iki üç dakika izliyorlar. %100 yüz duyum demişsin ama ben bulamadım. Videoyu hangi organınla izlediğine bağlı. Videonun kaç saniyesini izleyip kapattığına bağlı. Videoyu ne niyetle izlediğine bağlı. En önemli kısım da tuvalete falan gittiysen ne bileyim komşu geldi falan ona baktıysan elinde telefon Instagram'da gezinirken bilgisayardan falan açtıysan ona ben bir şey diyemem. Tular falan kesildiyse video izlerken. Jesus için Aynı süreç. Lövdekinin aynısı. Hiçbir pürüz yok. Her konuda anlaşma tamam. Ama imzayı görene kadar bana bile inanmayın. Niye? Ya yıkımı kötü oluyor. Benim zoruma gidiyor arkadaşlar. Ya ben ben iki çocuk babası. Bir öğretmenim ya. Benim zoruma gidiyor arkadaşlar. Şurada Mustafa Hoca, Mustafa Hoca diye benim beni sahip sevip üye olan insanlar var. Zoruma gidiyor. Çıkmayan her duyum zoruma gidiyor. Aman hocam ya al paranı yat, ye iç gez diyor. Yok işte. Bu benim kişiliğime, karakterime aykırı ya. Ya ben yazın mesela tatile gitmek istiyorum. Eşim tatile gitmek istiyor. Ben diyorum mesela ya işte e, buğra diyorum. Yazdık. Sizin yazdık. Müsait mi? Hani oraya gitsek etsek. Birlikte yayın da yaparız. İşte Antalya'da e, şeyler var. Antalya'daki arkadaşlarım ki ya oraya gelsem birlikte yayın yapsak falan. Ya ben hayat planlamamı bile kanala göre yapıyorum. O yüzden Beni mazur görün. Murat Zorlu demiş ki benim şu an aldığım izlenim Jorge Jesus'un bittiği yönünde hayırlısı olsun demiş. Bak yarın bir gün patlak verirse sonra demeyin bana. Bir başka isim e, Ulaş abi Redondo Jesus'la görüşmeler devam ediyor. Bu hafta içi iki yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. E, Redondo'yu niye söyledim? Şu yüzden o basket Tayfadan, yani basketbola para aktarılıp da futbol aktarılmamasından çok şikayetçi. Bizim Ersan Başlar'da şeyden şikayetçi. Yani kalitesiz futbolcular alınmasından şikayetçi ama Ersan'a ben diyorum ki bazen kalitesiz diye alınan futbolcular kaliteli futbolculardan daha kaliteliler. Misal Ozan'la Crespo'yu kıyaslayın. Hangisi? Kim Minji'yi ile Adil Rami'yi kıyaslayın diye oraya kıyaslayın. Hangisi? Değil mi? Salayi ile kıyaslayın. Ferdi kanatta çöpe dönüşmüştü. Ne uzar ne kısalır diyordu Serdar Açelikler. Gol bile beklemiyorum diyordu. O sahayı ben burada geçen sene ağzın bir tarafıma döndü. Sabe oynasın, sabe oynasın. Bak Türkiye'nin en iyi ki bu çocuk sabek oynamalı. Biz bir şey biliyoruz. Neyse. Murat Zorlu diyor ki İtoidis haberlerini öğrendiğim kaynağım. Fenerbahçe Beko için diyor. Veseli ve Polonara'nın önümüzdeki sezon Bologna'ya gittiğini söyledi. Şimdi bu bugünün çarpıcı haberiydi. Veseli ve e, Polonara Bologna yolcusu ve bu e, haberi sadece Murat zorludan değil e, zorlu bir kaynaktan daha öğrendim. O da doğruladı. Zaten Hani bunu yaptıktan sonra yazmışlar işte senin yöneticiliğinin de Ali Koçdoğun'un da işte şöyle böyle diye de Redondo yazmış. Sizde Redondo diyorum Ulaş abi yazmış. Diyor ki sonunda diyor istediğimiz noktaya geldik. Bir de kemerini tutman lazım. İstediğimiz noktaya geldik. Büyük başkan demen lazım. Sırada dekolo var diyor. Onu da kapının önüne koyacağız. Larkin ve benzeri transferlerin de önüne geçeceğiz diyor. Ben de şeyim. Bak Fenerbahçe ee, amatör branşlarda küçülmeye gitsin. Bakın bakalım nasıl adalet geliyor o liglere. Bakın bakalım. Ya Fenerbahçe büyüdükçe basketbolda gidiyorlar rakibi kolluyorlar. Voleybolda büyüdükçe rakibi kolluyorlar. Fenerbahçe küçülmeye gidince de aa durun biz bir eşeklik yaptık. Siz olmasanız kim izleyecek bunu diyorlar. Siz olmasanız kim sponsor olacak diyorlar. Siz olmasanız bu ligin değeri düşer diyorlar. O zaman da adil yönetiyorlar. Dikkat edin. Fenerbahçe küçülmeye giderse şampiyonluk oranı çok daha yüksek. Futbol için de aynısını söylüyorum. İyi teknik direktör. 1-2 flash transfer. Geri kalan scout transfer. Bak bakalım daha adil nasıl oluyorlar. Yoksa. ha Adil dedim diye de işte Lemos'tan falan da oynamayalım yani. Bir Lemos'u Samatta'ya getirip. Lemos demişken. Lemos'u isteyen hiçbir takım yokmuş. Sözleşme fesi bile görüşülecekmiş. Ee, ya Emre Belizoğlu alsın Başakşehir'i e. demiyor muydu yeni Lugano bu diye yeni Lugano bu diyordu ben kefilim diyordu şimdi e şimdi ne oldu arkadaş iyi çıktığı zaman ben getirdim oluyor kötü çıktığı zaman Allah Allah kim söyledi onu ben ben öyle bir şey demedim diyor Lugano'nun bir vekili demediler mi Lugano'nun çomarı mı dediler vekili mi dediler bir şey dediler Yok Luganur, veli veliahtı dediler. Pardon çomar ne lan? Yani şimdi şimdi Jesus konusunda temkinli yaklaşanlar da var. Bir duyumcu kardeşimiz de diyor ki Jesus Fenerbahçe ile görüşürken hani kapıyı diğer taraflara da açıyor yani diğer takımlardan o teklif gelir diye acele etmiyor sindire sindire demiş yavaş yavaş ilerliyor demiş. Ama en mantıklı duyum ben bunu notlarım arasına aldıydım ama kaybettim sanırım. Yine <laughs> İnaşimi şey en mantıklı gördüğüm duyum oydu son zamanlarda. Diyor ki gördüğüm duyum Benfica'yla sözleşmesi kulüp bulana kadar yani kulüp bulana kadar parasını Benfica ödeyecek Jesus'un. O yüzden de Jesus yani ligler bitene kadar, profesyonel ligler bitene kadar, yani Mayıs sonuna kadar hiçbir kulüple anlaşamaz, anlaş, anlaşabilir ama imzalayamaz, resmi açıklama yapılamaz diyor. En mantıklısı bu. Yani doğrudur, yalandır bilemem. Ben Benfica ile sözleşme detaylarına vakıf değilim. Ama en mantıklısı bu geldi bana. Bakalım sonuç ne olacak? Ama bir kez daha söylüyorum. Bak ben Allah'tan korkan bir adamım. Hepinize de tavsiye ediyorum Allah'tan korkun, kullarından korkmayın. Kullar en fazla başınıza çorap örer. Ama sonsuz miktarda öremez. Bu dünyada yaşayacağınız 15 sene, 20 sene, belki 30 sene, belki 15 gün. Ama ahirette sonsuz. Rabbim ahirette cenneti kazanan kullarından eylesin hepimiz inşallah. Yani bu dünyadaki hiçbir mertebenin şunun bunun önemi yok. İstediğin kadar güç al arkana. Emniyet gücünü al, adamı evinden alır, Hiç sıkıntı değil. Bunun bir de ahireti var. Ahirette neyden neyi aldıracağın. Ama ben böyle yapmıştım. Ama ben suçlu görmüştüm. onu de, Diyemeyeceksin. O yüzden dikkat edin. Şimdi Allah şahidim. Sizler de şahidimsiniz. Bir kez daha söylüyorum. Bana gelen duyumlara göre Jesus'tan her konuda anlaşıldı. 23 Mayıs'tan sonra diyor bir kaynak. Zayıf duyum 28 Mayıs'tan sonra diyor. Kesinlikle açıklanacak diyor. Hiçbir pürüz yok diyor. E, Flamengo olayı. Palavra diyor. Flamengo'ya biraz gıcık kaptı. Karıştırmak istiyor. O yüzden bu gıcıklığı yapıyor diyor. Sözleşme 1 artı 1 olacak diyor. Kendisi ekibi ve yardımcılar olacak diyor. İsmail Kartal ekibinde görmek istiyor ama İsmail Kartal ikna olmuyor diyor. Benim duyumum bu şekilde. Ama ben de diyorum ki aynı süreci Löv'de de yaşadık. Yalvarırım. Ben de desem başkası da dese. Bakın ben yalan söylemem. Ben de desem başkası da dese imzayı görüne kadar inanmayın. Gönlünüzü kırmayın. Hani e, hocam Ali Koç'a güvenmiyor musun? Ali Koç kripto mu şu mu bu mu da demeyin. Ya adam da elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bir tarafta e, başka baskılar, bir tarafta taraftar baskısı, bir tarafta o baskısı, bu baskısı. Patates baskısı bile var adamın üstünde. Adama da hak veriyorum. Kimse gelmek istemiyor Süper Lig'e. Hele hele şu anda iyice mimlenmiş durumda Süper Lig. Şikelilik diye. O yüzden ben hak veriyorum. Açıklanacağı tarihi de defalarca söyledim. Yine söyledim. Hayırlısı olsun. İnşallah. Şampiyonluktan şampiyonluğa, kupalardan kupalara taşıyacaksa inşallah Jesus olsun. Yok. Gelip başarısız olacaksa inşallah gelip şampiyon yapacak kişi olsun. Hocam Jesus olmazsa kimi istersin? Ersun Yanal İsmail Kartal koalisyonu. Hocam İsmail Kartal ikinci adam olmam dedi. Ali Koç da Ersun Yanal'ı getirmez. Emre Berezoğlu olsun isterim. O olmazsa Lenat Bielisi olsun isterim. O olmazsa Ebe Ebe yani. Kimse olmasın o olmazsa. Ali Koç da istifa etsin. Ben olayım. Adımcım da Aykut, Aykut Coşkun olsun. Mahmut Bey de, Şekip Bey de yönetim kulunda olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Gününüz güzel olsun arkadaşlar.